Tekrar merhaba. Videomuza entalpinin formülüyle başlamak istiyorum. Entalpi yani H, sistemin iç enerjisi artı basınç çarpı hacimdir. Bu entalpi için yapılan rastgele bir tanım diyebiliriz. Ancak entalpinin geçerli bir durum değişkeni olduğunu biliyoruz. Yani entalpinin tanımının bu şekilde ya da daha farklı olmasının bir önemi yok. Entalpi durum değişkenleri çarpım ve toplamından oluştuğu için kendisi de bir durum değişkenidir. Ama bu bilgi tek başına işimize yaramaz. Öte yandan son videoda işimize yarayacak bir varsayım yapmıştık. Bu varsayım basıncı sabit kabul etmekti. Basıncın sabit olması iddialı bir varsayım gibi görünse de aslında çoğu kimyasal tepkime için mantıklıdır. Çünkü deney şişemizin genellikle standart sıcaklığa ve basınca maruz kaldığını biliriz ya da en azından tepkime süresince değişmeyen basıncı. Basıncı sabit kabul edersek entalpideki değişimin sisteme eklenen ısıya eşit olduğunu görürüz. Bu P bize ısının sabit basınç altında ilave edildiğini gösteriyor. Peki bu bilgileri sorularda ve deney yaparken nasıl uygulayabiliriz? Diyelim ki elimizde grafit halinde 1 mol karbon elementi olsun. Bu karbona element halinde 2 mol hidrojen gazı ekleyelim. Bu bir molekül olacak, değil mi? Mesela bir balonun içinde bir sürü hidrojen atomu olduğunu düşünün. Bu hidrojenler ayrı ayrı atom halinde kalamazlar. Bir araya gelip çift atomlu molekülleri oluştururlar. Karbon ve hidrojen tepkimeye girdiğinde 1 mol metan yani CH4 oluşur. Ama ürün sadece metan değil. Metan'ın yanında bir miktar ısı da açığa çıkar. Tepkime sonucu 74 kJ ısı oluşur. Burada kilo için küçük k harfini kullanıyoruz. Bakalım metan oluşurken burada neler oluyor? İlk olarak sisteme ne kadar ısı eklendiğine bir bakalım. Bu ısının sistemde açığa çıktığını varsayalım. Bu adyabatik bir süreç değil. Sistemimizi hiçbir şekilde yalıtmadık. Bakın burada ısı açığa çıkardığını görüyoruz. Sorumuza nasıl başlamıştık? Burada bir kap var ve sabit bir basınç altında. İçinde de bir miktar karbon, toz ve gaz halinde hidrojen var. Daha sonra kabı sallıyoruz. Tepkime gerçekleşiyor. Ve böylece metan gazı oluşuyor. Metanı da yeşille çizelim. Sonuç olarak elimizde metan gazı var ve bu süreçten 74 kJ oranında bir ısı açığa çıktı. Peki sisteme eklenen ısı ne kadar? Sistemin ısı açığa çıkardığını biliyoruz. Bu ısı 74 kJ. O zaman sisteme eklenen ısı eksi 74 kilojüldür. Açığa çıkan ısıyı sorsalardı 74 derdik ama bizi ilgilendiren sisteme eklenen ısı miktarı. O da eksi 74 kilojül. Evet. Bunun entalpideki değişime tamamen eşit olduğunu göstermiş olduk. Peki buradan çıkaracağımız sonuç nedir? Bu sistemin entalpisiyle diğer sistemin entalpisini karşılaştıralım. Daha az olacak öyle değil mi? Çünkü entalpideki değişim son sistemin entalpisi eksi ilk sistemin entalpisidir. Bu da negatif bir sayı yani eksi 74 kilojül. O zaman şu sistemin bu sistemden 74 kilojül daha az olması gerekiyor. Yani bu sistemin entalpisi buradakinden daha az. Bunu bir grafiğe aktarmaya deneyelim. Şurası zaman ekseni olsun. Tepkimenin gerçekleştiği zaman. Y eksenine de entalpi yazalım. Tepkimenin başlangıç entalpisi burası. Aşağıdaki kabımız gibi sarıyla çizersek tam bu noktada başlıyoruz diyelim. Daha sonra aktivasyon enerjisi vesaire devreye girecek ama şimdilik detaylara girmiyoruz. En son entalpi de burası olsun. İşte tepkime bittikten sonraki durum. Buraya H son yani son entalpi diyoruz. Buradaki entalpi düşüşünü rahatlıkla görebilirsiniz ve ilginç olan şey entalpinin mutlak değeri değil. Önemli olan sistemin başlangıçtaki ısı enerjisiyle son halindeki ısı enerjisinin karşılaştırılması. Bu örnekte bu sistemin ısı enerjisi bundan daha az olduğu için o zaman burada enerji açığa çıkmış olması lazım. Enerji açığa çıktığını zaten videonun başında söylemiştik. İşte ısının açığa çıktığı bu tür sistemlere ekzotermik diyoruz. Şimdi tepkimeyi bir de tersten düşünelim. Metana ısı ilave edelim ve tepkimeyi gözlemleyelim. Yani tepkimeyi tersine çevirmek veya tekrar yukarı çıkmak için bu sefer ısı eklememiz gerekir. Bu durumda entalpi değişimi pozitif olur ve tepkimeye endotermik denir. Özetlersek bir tepkime dışarıya enerji verirse egzotermik, dışarıdan enerji alırsa endotermiktir. Peki bu enerji nereden geliyor diyebilirsiniz. Entalpinin ilk değeri buydu, son değeri ise şurasıydı. Tabi en başta basıncın sabit olduğunu varsaydığımızı unutmayalım. Şimdi de hacmin pek değişmediğini varsayalım. Hatta hiç değişmemiş olsun. Bu sefer entalpideki değişim iç enerjiden kaynaklanır, değil mi? Buradaki iç enerji fazla, buradaki iç enerji de az. Entalpi düşmesinin temel sebebi de işte bu fark. İç enerjideki bu değişim üstteki potansiyel enerjinin bir kısmının dışarıya salınan ısıya dönüşmesinden kaynaklanır. Hatırlarsanız 74 kJ miktarında bir ısı açığa çıkmıştı. Böylece iç enerjide düşüş meydana geldi. Tüm bunları bilmek çok önemli. Çünkü ürün oluşumu için ne kadar ısının gerektiğini bilirsek, tepkimede ne kadar ısı kaybının ya da kazancının olduğunu tahmin edebiliriz. İşte şimdi videonun da başlığı olan kavrama gelelim. Oluşum entalpisi. Bazen buna oluşum ısısı da deriz. Oluşum entalpisi genellikle standart sıcaklık ve basınçta verilir ve buraya bir sıfır koyarız. Peki, elementlerden molekülleri elde ederken entalpideki değişimi nasıl buluruz? Mesela karbon ve hidrojenden metan oluşumu örneğinde metanın oluşum entalpisini bulalım. Metan oluşurken entalpideki değişim neydi? Tepkimedeki entalpi değişiminin eksi 74 kJ olduğunu hesaplamıştık. Yani element yapı taşlarından metan elde ettiğimiz zaman 74 kJ enerji açığa çıkıyor. O zaman bu egzotermik bir tepkimedir dışarıya ısı verilmesi, ayrıca metanın enerji seviyesinin ya da potansiyel enerjisinin şu iki elementten daha düşük olduğunu gösterir. Potansiyel enerjisinin az olması, daha kararlı bir yapıda olduğunu gösterir. Bir benzetme ile anlatmaya çalışalım. Burada bir dağ var ve tepesinde top duruyor. Top aşağıdaysa potansiyel enerjisi daha azdır ve daha kararlı bir konumdadır. Günlük hayatımızda etrafımızda bulunan metanların hepsi negatif oluşum entalpisine sahiptir. Hatta standart oluşum entalpisi demek daha doğru çünkü burada sıfır var. Ya da standart oluşum entalpisindeki değişim negatif diyebiliriz. Bunların hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Sonuç olarak metan bileşenlerine göre daha kararlı bir yapıdadır. Bunları ezberlemenize gerek yok ama ne olduklarını bilirseniz çok faydasını görürsünüz. Şimdi bir tabloya bakalım. Bunların hepsini Wikipedia'dan aldım. Birçok element ve molekülün standart oluşum entalpisini görebiliyoruz. Bizim sorumuzdaki metan da burada. Tabloda metanın oluşma tepkimesindeki entalpi değişimini görüyoruz. Buna göre 1 mol katı karbon ve gaz halinde 2 mol hidrojenin tepkimesi sonucu 1 mol metan oluşur şuradaki entalpi eksi şuradaki entalpi yani bu tepkimenin entalpisindeki değişim tabi standart sıcaklık ve basınç olduğunu varsayıyoruz. Eksi 74 kilojüldür. Bunların hepsi 1 mol için. Yani 1 mol metan oluşturmak için dışarıya 74 kilojül ısı verilmelidir. Böylece buna kararlı bir tepkime diyebiliriz. Burada ilginç birkaç nokta daha var. Tek atomlu oksijenin standart oluşum entalpisi pozitif. O zaman oluşum esnasında ısı gerekiyor değil mi? İsterseniz oksijen için oluşum tepkimesini yazalım. 1 bölü 2 mol moleküler oksijen gazının 1 mol oksijen gazına dönüşmesi için tabloya hemen bakalım. Oksijenin bu hali bundan daha fazla bir potansiyel enerjiye sahipmiş. Bu tepkimenin gerçekleşmesi için ısı eklemek zorundayız. İşte tam şuraya 249 kilojül ekliyoruz. Belki şimdi oksijenin neden oluşum entalpisi olduğunu merak ediyorsunuzdur. Bunun sebebi referans noktası olarak element formlarını baz almamızdır. Normalde oksijen hep O2 halinde olur. Havadaki hidrojen ise H2, azotsa N2 halinde bulunur. Karbon da C halindedir. Ve katı halde grafit olarak durmaya eğilimi vardır. Kısaca bütün oluşum entalpileri maddenin element pür saf halleriyle bağlantılıdır. Genelde atom halinde bulunsalar da bu bir zorunluluk değildir. Evet, bu tablo veya benzerlerinden soru çözerken yararlanmayı unutmayın. Gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet, oluşum entalpisi sayesinde tepkimenin endotermik mi yoksa egzotermik mi olduğunu buluyoruz. Endotermikse ısı almış, egzotermikse dışarıya ısı vermiştir.